Kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Merhabalar. Rabbim cümlenize sağlık, sağda afiyet, huzur versin inşallah. Bugün sizlere güzel bir yelek modeli atacağım. Amigurumu örmeye devam ediyorum. Çünkü onun karnı büyük olacağı için birazcık o örülmesi gerekiyor. Biraz da rahatsız olduğum için bu ara el işi falan yapamadım. Şöyle Nako bebe yünümüz var. Elimde şöyle bir de çubuğumuz olacak. Çubuklu bir model yapacağız inşallah Allah'ın izniyle. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip modelime başlıyorum. Rabbim cümlenize sağlık, sağlık, afiyet, huzur versin inşallah. Hastalara şifa, dertlere devalar versin. Cümlenize Rabbim kimselere muhtaç etmesin. Bakalım haydi başlayalım işimize. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum. Hemen yelek önü şeklinde başlayacağım. 1, 2, 3, 4 saymama gerek yok. En sonunda zincirle başlıyoruz. En sonunda kaç tane neye gidecek onu hesaplayacağız. Normal bir şekilde zincir çekiyorum. Ön için 70-80 tane çekmeniz yeterlidir. Arka için de bedene göre 120-130-140 ona göre yapabilirsiniz. Ben şimdi tam bir şöyle bebek yeleğe kadar bir ön olarak bunu yapacağım. Şimdi hanımlar şuradan şöyle ikili trabzan yapıyorum. Her zincirime 2-2 çıkarak Bismillahirrahmanirrahim. İkili trabzan her zincirimden ikili trabzan yaparak geliyorum. Her zincirime batıyorum. Bunların şeyler var, merselize olanları var. İsterseniz onlardan ve yazlık, baharlık iplerimiz çok ipçilerde. Onlardan alıp yapabilirsiniz hanımlar. Baharlık ve yazlık olarak güzel bir yelek modeli bu hanımlar. Gerçekten harika bir model. Çubukla da yapacağız. Güzel bir modelimiz olacak. Şimdi hemen ben bir sıra bir trabzanlarımı yapayım. Ondan sonra ikinci sırayı da yapacağız. Ondan sonra modelimizi katacağız. Şimdi hanımlar bakın tekrar ikinci sırayı da ikili trabzan olarak başına doladım. 2-2-2-2 başına doladım. 2-2-2-2 çıktım hanımlar. Bütün trabzanlarımı yapıp geldim. Şimdi dönüşte isterseniz bu trabzanları 4 sıra halinde de yapabilirsiniz. Bundan ayrıca 2 sıra daha yapabilirsiniz yelek için. Ama yani 2 sırada da koyabilirsiniz modeli. Bu size kalmış bir şey. Ama bu da böyle güzel. 1, 2, 3 zincir çektim hanımlar, döndüm. Bakın. Şimdi modelimizi katacağız artık. Şimdi modelimizi katarken şöyle başına donadım. 1, 2, 2'ye battım. 1, 2, 3, 4. Buraya lastik koyuyorum. 5. 5, 6, 7, 8 tane yapalım lastik kenarını ve şöyle hemen modelime geçeceğim ama sık iğne olarak geleceğiz. Pardon hanımlar, kusuruma bakmayın. Modelin çalışmasını yaptım ama kafam daha toparlayamadım rahatsızlıktan dolayı. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane yaptım. Geldim bakın şöyle 8.den şu şekilde ipimi uzattım. Bakın çubuğumu taktım.
Şöyle düz yerine taktım. Şimdi her yuvadan bir tane şu şekilde takacağız. Bakın göstereyim hemen yakından. Her trabzanın başından alıyorum hanımlar. Her trabzanın başından alacağız. Bakın bunu başa kadar bu şekilde ilmeklerimizi alacağız. Normal boyutlarda alın. Çok da fazla sıkmayın. Çok da bol bırakmayın. Eşit olsun hanımlar. Bunu daha uzun isterseniz daha kalın mesafeli şeyle yapabilirsiniz. Cetvelle yapabilirsiniz. Daha büyük kalemlerle, oklavayla da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Sadece ben video için böyle bir çubuk tercih ettim. Bunu başa kadar hanımlar bu şekilde tinlerimizi alalım. Rengarenk de yapabilirsiniz hanımlar. Battaniye olarak, şal olarak, şal olarak da yapabilirsiniz. Güzel ve zevkli giden bir model. Ben çok beğendim bu modeli de. Yeni olan modellerden atmaya çalışacağım hanımlar. Elimden geldiğince. Çok model var ama fırsat bulamıyoruz hepsine çekmek için. Bahar geldiği için artık yeni yeni baharlık modellerimiz gelecek. İsterim daha büyük yelek yapayım, hırka yapayım. Ama onlara da tam yetişemiyorum hepsine. Hem evin işleri, hem örgülerimiz, hem istekler oluyor, siparişler oluyor. Hepsine yetişmek mümkün değil. Hadi bakalım. Bunu başa kadar bu şekilde yapacağız. Bakın hanımlar. Tığım da 0.4 bu arada hanımlar. Onu da bilgisini vereyim. Şey pardon 0.7. Şimdi hanımlar şuradan 3.3 sayacağız. Bak modelimizi 3.3 denk getireceğiz. Eksik olmasın. 3. 3. 3. Şuradan 3. 3. 3. Hepsini saymanıza gerek yok zaten. 3-3 ayarlamanız yeterlidir. 3. 3. 3. Şöyle çekelim biraz. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Arada kaçabilir. 3, 3. Bununla beraber 3, 3 olacak hanımlar. Bir tane daha yapacağız. Arada kaçabilir o kadarlık. Onu kaçarsa ayarlarız. Şimdi hanımlar burada 1. 1. 2 tane şey kaldı. İlmeğim kaldı. Şimdi çubuğumuzu çıkartacağız. Bakın çubuğumu çıkarttım. Ters yönündeyiz modelimizin. Ters yönünden bakın 1 2 3 zincir çektim. Yanına trabzanımı yaptım şu şekilde. 2 taneydi. Bakın şimdi modelim şu şekilde çevrilmiş olacak. Sorun değil. Pardon, ona şişe takacağız hanımlar. Hemen şişime takayım. Şişe şu şekilde normal bir şişe takalım. Hepsini tamamını normal bir şişe takacağız. Ben bir iki tane model çalıştığım için hangi modelde kafam kaldı. Model çıkartacağım diyor. Ben birkaç tane model çalıştım bugün. Şöyle hemen bakın şişime, küçük şişimi de alsam olurdu aslında. Ama önemli değil.
Zaten Şiş böyle yanımızda kalacak bizim. Şu şekilde 3 tane bak. 1 2 3 tane zincir çektim hanımlar. Bakın 3. ilmeğimin arkasından şu şekilde sık iğne olarak getirdim. Bakın 1 ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve ilmeğimi çıkartmadan 1 2 3 tane zincirimi çektim. İlmeğimi çıkarttım. Bakın şunu arkaya aldım. Bakın tekrar 3 tane olan ilmeklerin arkasından sık iğne olarak aldım. Ve sabitledim. Ve bir tane daha sık iğne yapıyorum. İyice sabitliyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Bakın bunlar bu şekilde kalacak. Bir dakika sıramızda onları toparlayacağız. Şöyle onu da çıkarttım. 3 tane tekrar arkadan aldım. Arkada içine falan girme yok. Arkadan alıyoruz. Şu şekilde 1 2 tane sık iğne ile sabitliyorum. Bakın 1 2 3 tane zincir çektim ve bıraktım. Ve şunları arkaya getiriyorum. Bakın tekrar 3 tane zincirimin trabzanlarımın diyelim zincirimin arkasından aldım. 2 bak 1 2 3 tane zincir çektim. Tekrar ilmeklerimi bıraktım. Tekrar 3 ilmeğimin arkasından alıyorum. 1 sık iğne 2 sık iğne 1 2 3 tane tekrar zincirimi çektim. Onun için 3-3 dedim ben size modeli. Şöyle birbiri üstüne binmiş. Şunu da düzelteyim. Şöyle tekrar 3. arkasından aldım. Sık iğne olarak sabitledim. Bir tane daha sabitliyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektim bıraktım. Tamamını bu şekilde hanımlar. İyice anlamanız için videoyu durdurmayacağım. Anlaşılsın diye. 1 2 3 bıraktım. Onlar kaçmaz. Orada kalacak onlar. İkinci sıraya geçene kadar bu şekilde 1 2 3 tekrar 3. ilmeğimin arkasından 1 2 tane sabitledim. 1 2 3 zincir bıraktım. Tekrar arkasından 3 tane ilmeğimin kaç tane var burada? 2'ymiş. Şöyle 3 ilmeğimin arkasından aldım. 1 2 tane sık iğnem 1 2 3 zincir bıraktım. Tekrar 3'üncüye 1 2. sık iğnem 1 2 3 bıraktım. Tekrar 3 ilmek 1 2 sık iğnem 1 2 3 bıraktım. Tekrar 3 tane 1 2 sık iğne 1 2 3 bıraktım. 1 pardon hanımlar 2 3 ve pardon 2 yapacağız. 1 2 3 bıraktım. Tekrar sık iğne sık iğne 1 2 3 zincirimi çektim bıraktım. Tekrar 3 tane 1 2 sık iğne
Bir, iki, üç bıraktım. Bakın üç tane kaldı sona. Son da yapıyoruz. Bir, iki, sık iğne. Onu da bıraktım. Şimdi bıraktım. Bir, iki, üç zincir çektim hanımlar. İki zincir de çekebilirsiniz. Hemen buraya trabzanımı lastik olan yere sabitledim. Ve trabzanları yapıyorum. Hemen trabzanlarımı yapıp döneceğiz. Ağızlarımın çiple parçalandı. Stresimden, gripten. Hemen zincirimin tepesine de aldım. 1, 2, 3 zincir çektim ve döndüm hanımlar. Şimdi ikinci sıraya gidiyoruz. Tekrar trabzanlarımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Buraya bir tane zincir çekiyorum. Yerimiz belli olsun diye. Bakın şimdi şu modelimizi şöyle çevireceğiz. Bakın buradan şöyle alıyorum. Kurdale şeklinde olacak. Bakın bir tane sık iğne, bir tane sık iğne ve bir tane sık iğne. Bakın. Modelimizi böyle değil. Böyle çevireceğiz. Şu şekilde. Hemen sık iğne olarak devam ediyorum. Bakın. Tekrar modelimi şöyle çeviriyorum. Sık iğne olarak devam ediyorum. Bunu dörtlü de yapabilirsiniz. Beşli de yapabilirsiniz. Güzel olur. Bakın şuralar kurdale gibi olacak. Hemen şu şekilde tekrar döndüm. Tekrar son ilmeğimi de aldım. Tekrar dönüyorum. Sıradakini aldım. Bakın. Tekrar döndürüyorum modelimi. Sıradakini alıyorum. Tekrar modelimi döndürüyorum. Sıradakini alıyorum. Bakın hanımlar. Ben bunu tamamını bir başa kadar yapayım. İkinci sırada daha da net görünecek modelimiz. Dediğim gibi iki renk, üç renk yapabilirsiniz veya üç tane de yapmak şart değil. Dört tane, beş tane de yapabilirsiniz modelimizi. Bu size kalmış bir şey, tercihi. Ama böyle kibar ve güzel görünüyor. Hemen şu şekilde tekrar döndürüyorum modelimi. Ve sabitledim. Bakın. Haydi bakalım hanımlar. Ben bunu başa kadar yapayım bir. Şimdi hanımlar başa geldim. Bakın. Modelimi dönüyorum. Bu tarafı arka yüz hanımlar. Gördüğünüz gibi. Bu tarafı ön yüzü. İki tarafı da kullanılır ama bu tarafı daha güzel. Ben bu tarafını beğendim. Bakın şöyle artık bunları ortalayabilirsiniz. Çok güzel bir model hanımlar. Şimdi artık modelimiz düz tarafından katacağız. Ters tarafından katmayacağız. Bunun için bir sıra trabzan gideceğiz. Arasına trabzan katalım. 1, 2, 3. Hemen döndüm hanımlar. Her sık iğnemin içerisine trabzan yapıyorum. Az önceki gibi her sık iğnemin içerisine.
taraftan, ters yönden trabzanlarımı yaparak gidiyorum. Ön taraftan katacağız. Arka taraftan da şeyleri oluşturuyoruz. Haydi bakalım başa kadar bir trabzanları yapalım. Ondan sonra modelimizi katalım tekrar. Bakın hanımlar, başa kadar geldim. Bir zincir çekip döndüm hanımlar. Bakın. Tekrar modelimizi katacağız. Dediğim gibi buradan ötesini, yani şu model tarzında başka renkle yapabilirsiniz. Ama ben değiştirmeyeceğim. Tekrar bir zincirle sık iğne yapıyorum. 2, bununla 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tane diyorsunuz burada sık iğne yapmıştık. 9.'dan tekrar çubuğumuzu takmıştık. Tekrar 9.'dan çubuğumuzu taktık. Bakın bu şekilde bütün ilmeklerimizden tekrar ilmek çıkartıyoruz. Bütün trabzanlarımızdan ilmek çıkartıyoruz. Bakın. Hepsinden tamamını çıkartıyoruz. 3-3 zaten hepsi. Harika bir bebek yeleği de olur hanımlar. Bebek hırkası, yeli çok güzel olur. Rengarenk de yapabilirsiniz bebek yeleğini. Hadi bakalım bununla başa kadar tekrar ben bunu çıkartayım. Başta tekrar aynı işlemi uygulayacağız. Şimdi hanımlar tekrar çubuğumu çıkardım ve taktım şişime. 3 zincirle sabitledim. 2 sık iğne tekrar 1 2 3 ve bu sefer kısa şişime taktım. Daha rahat oldu. Şimdi tekrar bakın 3 tane ilmeğimin arkasından alıyorum. Sık iğne. Bir tane daha sık iğne. 1 2 3 zincir bıraktım. Tekrar arkadan sık iğne. 2 1 2 3 bıraktım. Tekrar sık iğne. 2 tane sık iğneyle sabitleştirdim. 1 2 3 zincir bıraktım. Tekrar 3 tane şuradan ilmeğim tam geçmemiş. Tekrar 3 tane 1 2 3. Hadi bakalım bunu da başa kadar bu şekilde gelelim. Ve en sonunda şuraya trabzanla devam ediyorum. Trabzanlarımı yapıyorum. Kenar lastik trabzanlarımı. Bir, iki, üç döndüm. Tekrar trabzanlarımızı yapıyoruz. Bir sıra sık iğnemiz oluyor. O da modelimizi katarken. Diğer yönlere hep trabzan. Şimdi göstereceğim. Bakın şurada belli zaten sık iğnemiz. Bir sıra. Bakın hemen 9.'ya geldim. Şöyle modelimi çevirdim tekrar. Tekrar sık iğne.
üstüne dörtlü dek geldi. Bir tane fazla yapmışım. Bunu da ayarladık. Tekrar modelimi çevirdim. Sık iğne olarak başa kadar gidiyorum hanımlar. Hadi bakalım başa kadar gidelim. Modelimizin tam şeklini göstereyim. Tekrar döndürdüm. Gördüğünüz gibi şöyle şu şekilde. Haydi bakalım. Tamamını trabzan yapıp geldim hanımlar. Bütün sık iğne trabzanlarımı tamamını az önceki gibi trabzan yaptım. Yani az önceki gibi olduğu için fazla sonunu gösterme istemedim. Video uzamasın diye. Bakın hanımlar, harika bir şey oldu. Model kurdale şeklinde. Ben çok beğendim bu modeli. İnşallah ilerleyen zamanlarda bir yelek yaparım bu modelle. Gerçekten çok güzel, mevsimlik. Bakın. Arkası da bu şekilde. Bebek yeleği için bakın ayarım da o şekilde yapabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve paylaşım yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sevişin el emeklerine kalın. Allah'a emanet olun.